blue corner, representing Suriname, Marco Piquet. Berakibi kırmızı köşede representing Iran, İran sporcu Masud Binay. Matsu Minai! Sporcuların tanıtımına geçeceğiz ama öncesinde karşılaşmanın ring hakemi ve aynı zamanda organizasyonun baş hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Gazi Mızrak. Bu organizasyonda Türkiye Kickboks Federasyonu'nda çok önemli desteklerini alıyoruz. Değerli hakemlerimiz görevleri başında aynı zamanda Türkiye Kickboks Federasyonu Profesyonel Şube Başkanı Sayın Erdin Aygün de bu gece bizlerle birlikte. Türkiye Kickboks Federasyonu'ndan gelen tüm temsilciler ve hakemlerimiz için bir büyük alkış rica ediyoruz sizlerden değerli misafirlerimiz. Ve işte önce mavi köşede, introducing first, the blue corner representing Suriname, 36 years old, standing 1.83 meters tall, had 110 fights, winning 66, including 28 knockouts and losing 44. Mavi köşede Surinamlı sporcu 36 yaşında 1.83 boyunda profesyonel kariyerinde tam 110 maç yaptı. 66'sını kazandı. 28 kez knockout etti rakiplerini. 44 kez mağlup oldu. Marco Piquet! And his opponent in the red corner. Berakibi, kırmızı köşede, representing Iran. İranlı sporcu, 23 years old, standing 1.82 meters tall, had 20 fights in his career, winning 19, including 11 knockouts and losing one. Kickboxing and Muay Thai IFMA A-Class World Champion. İranlı sporcu, 23 yaşında, 1.82 boyunda, profesyonelde 20 maç yaptı, 19'unu kazandı, 11 kez knockout etti rakiplerini, sadece bir kez mağlup oldu. Kickbox ve Muay Thai IFMA A-Class Dünya Şampiyonu, The Silent Assassin, Masud Minay! Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Gazi Mızrak. Red corner, blue corner. No hat, no elbow. It's okay, it's okay. Good luck. Evet, çok kaliteli bir sporcu. Tabii ki Marco Piquet, Adem Bodrum'da maç yapacaktı ama eli sakatlandı. Mesut Minay ile karşılaştırdık. Mesut Minay 4'lü turnuvayı en son Japonya'da kazandı. Gerçekten çok kaliteli bir maç olacak. Zaten Mesut Minay ile Türkiye'de hiç kimse maç yapmak istemiyor. Çok sert bir dövüşçü. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Mecburen iki yabancı sporcuyu karşıya getirdik. İnşallah iyi yapmışsınızdır. Maç kalitesinde hep beraber yorum yapacağız. Bakalım. Evet değerli seyirciler, çok çok teşekkür ediyoruz organizatör Sami Akın'a. Müsabakayı hazırlayan o. İşte
Kırmızı siyah şortlu İranlı ve rakibi ise Surinamlı. Biraz önce İranlı boksörün son derece önemli boks dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu bahsetti Sami Akın. Ve şimdi dikkatli şekilde takip ediyoruz. İki düz kartlı kickboksçu, müthiş bir tekme geliyor Mesut'tan, bir sol geliyor Surinamlı'ya. Surinamlı'nın bir sağ yoklaması var, rakibinin kulağının üstüne gidiyor. Ama İranlı çok sağlam basıyor yere. Bir low kick, ikisinden de birer low kick geldi. Güzel bir müsabaka seyredeceğiz. Daha şimdiden ben size bunun adeta senedine, imzasına imza atarım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Sert darbeler var. İkisi de birbirlerini yavaş yavaş sarsmaya başladı. Evet, şimdi üstüne doğru gidiyor İranlı. Ooo, çok güzel. Sağ sol, köşeye sıkıştırdı Surinamlı'yı. Açıktan vuruyor, low kick atıyor. Ve aşağıya, mideye, sağ sol, kroşeler. Kroşeler, Surinamlı çıkamıyor oradan. Mesut sıkıştırdı onu. Ayakta tekme yukarıya kadar çıkıyor. Low kick atıyor Mesut. Arkası dönük İranlı boksör. Ve şu anda kırmızı, siyah, şortlu İranlı boksör birdenbire hanesini puanlarla dolduruverdi. Öyle değil mi sen? Çok akıllı bir boksör Orhan abi gerçekten. Benim favorim zaten Mesut Minayi. Çok güzel. Evet, çok güzel ayak teknikleri, boks tekniği çok güzel. Marco Pique ona karşı biraz daha yavaş kalıyor bence. Marco Pique tabii o anlattığın özellikleri nedeniyle çekiniyor ondan. Ben onu hissediyorum. Evet. Marco Pique de ayrıca iyi bir kickboksçu. Diğer müsabakalarda, diğer organizasyonlarımızda da yer aldı zaten kendisi. Sevgili seyircilerimiz hatırlayacaklar. Evet, değerli izleyiciler, sağ sol geliyor ve Mesut'tan ve yukarıya kadar Surinamlı'dan çıkan bir tekme var. Sol direk, sağ direk. Bunlar hepsi İranlı Mesut'tan. Sağ kroşeyi tutturamıyor Surinamlı. Tekme atıyor, vücuda olmuyor. Mideye bir push kick denemek istedi. İkisi de birbirlerini dikkatli şekilde kontrol ediyorlar. Daha ziyade Surinamlı çok çok dikkatli. Mesut indirici bir darbe arıyor. Bu artık ayakla mı olacak, yumrukla mı olacak bilemiyorum. Ama öyle bir şeye hazırlanıyor İranlı Mesut. Üstüne üstüne gidiyordu, birdenbire durdu. Rakibinin kendine gelmesini, üstüne gelmesini bekliyor. Neden bekliyor? Çünkü en tehlikeli darbe kontra yumruk, evet, ve kontra, evet, tekme. Evet, yani seyirciler, Surinamlı Pique rakibinin üstüne gitmek isterken tekrar geriye geldi. Mesut ayak darbesiyle rakibine sert bir hamleyle puan almak istiyor. Tutturamıyor. Surinamlı'nın bir sağ darbesi vardı. Yine Mesut'tan tekme geliyor. Kalıyor ortada oyun. İlk round bitmek üzere. Evet. Hakem Gazi Mızrak gongla birlikte roundu bitiyor. Evet Sami abi. Ben İranlı Mesut'u daha önde gördüm. Yani ve daha istekli. Gerçi Marco da tecrübesini konuşturmak istiyor. Yani iki sporcu da açık aramaya çalışıyor. Evet. Ama Mesut ayakları kontrayı çok güzel vuruyor ve değerlendiriyor. Zaten birkaç tane de denet. Bence Mesut biraz bir adım daha önde. Ben aynı fikirdeyim. Biliyorsun benim hakem kararlarım pek şaşmıyor. Evet. Ben aynı fikirdeyim. Mesut önde. Orhan abi sen bu işin duayenisin. Rica ederim. Bir takım çok sevdiğimiz kadar, bir iş. Evet. Çok içinde yani severek yapıyorsun. Severek yapıyorum yani. Hissediyorum. Dolayısıyla büyük bir dikkatle takip ediyorum. Hangisi ne yapmış, ne etmiş ve tempolu bir şekilde anlatmak da istiyorum. Bilmiyorum başarılı olabiliyor muyum? Ama görülüyor. Mesela şimdi Surinamlı'ya ben baktım öteki köşede. Surinamlı yorulmuş. Mesut ise kendinden son derece emin. Genç çocuk. Surinamlı tabii 30 küsur yaşında. Tabii. Şimdi yaş 32, hayır. Yaş 36 Pique'nin, 1.83 boyunda, 66 galibiyetlik, 28 nakavtu, bir de 44 de mağlubiyeti var. Hakem Gazi Mızrak uyarıda bulunuyor. 23 yaşında İranlı Mesut. galibiyetin 11'ini nakavtla kazanmış. Ve şimdi belki de bu müsabakada da bir nakavtlı galibiyetle İran'a dönebilir. Evet Sami, bir şey söylüyorsun. Ayağı çok güzel. Bak, biraz daha kuvvetli vursaydı KO gidecekti İran'da. Evet, evet, evet. Marco. Evet, devamlı böyle low kicklerle birbirlerini kolluyorlar sevgili seyirciler.
Turgut Özal Spor Salonu'ndayız. Kepez'den yapıyoruz bu yayını. Kalabalık bir seyirci kitlesi var. A Spor'da nefis bir kickbox gecesi ve harika maçlar. Güzel de darbeler var. Oo, bakın Surinamlı da bir şeyler yapmaya başladı. E tabii yani Surinam kökenli ama Hollanda'da yetişti bunlar. Bunlar hepsi önemli adamlar. Ve büyük bir tecrübe. Bu gece daha önemli boksörler var. Thomas Bridgewater var. Ashley Petronilla. Bunlar birisi Amerikalı, birisi Surinamlı. Thomas Bridgewater'ı gayet iyi biliyor değerli seyircilerimiz. Thomas Bridgewater yanındaki Sami Akın'ın oğlu Mert Akın'la dövüşecek. Mert kardeşimize başarılar dileyelim. Bu arada arkadan da bir darbe geldi Surinamlı'dan. Hakem Gazi kontrol ediyor onu. İkinci round'un ortalarındayız. Sarılmalar var. İkisi de birbirini kolluyor. Henüz tempo yapmadılar. Belki de üçüncü raunta saklıyorlar kendilerini. Evet, evet, evet. Sağ sol. Yine Mesut'tan. Aşağıdan bir aparkat vurabilir. Henüz denemedi Sami aparkatı. Evet. Mesut. Abi ikisi de çok tecrübeli. Gerçekten bir açık bulmaya çalışıyorlar. Tabii tabii tabii. Kontrol ediyorlar birbirlerini. Evet, şimdi değerli seyirciler. İkisi de bu ringde misafir. Birinin sunduğunu kim önce yiyecek bakalım. İkisi de birbirlerine böyle bir altın tabaka içinde bir şeyler sunuyorlar bakalım. O meyveleri kim yiyecek önce? Meyveler de tabii bildiğiniz gibi yumruk veya tekme. Yani tabiri pek uygun bulmadım yani meyve öyle yumrukla tekmeyle değil ama boksun meyvesi de bunlar işte. Sağ sol geliyor. Sert vuruyor Surinamlı. Ağır bir tempo, ağır bir müsabaka, sarılmalar da var. Bundan önceki müsabakada Yahya harika bir mücadeleyle daha birinci raundda müthiş bir solla rakibini indirdi ve Surinamlı'yı nakavt ederek zaferini ilan etti. Şu anda da Marco Pique, Mesut Minaev maçı var. İran'ın sert darbeleri, müthiş sağ. Hemen üstüne gidiyor rakibinin ama saniyeler kaldı artık. Saniyeler kaldı. İkinci round bitiyor. Stop. Ve gong çalarak ikinci round sona erdi. İkinci round da Mesut'un öyle değil mi? Evet. Çok büyük bir ara yok ama Mesut biraz önde. Evet gayet dikkatli dövüşüyor. Biraz önce de söylediğin gibi tecrübeli adamlar. Enerjisini de iyi kullanıyor Mesut. Akıllı. Ki karşısında dev bir boksör var. Evet. Bak şimdi ağır çekimleri seyredelim. Mesut'un bir sol direği mesela tuttu. İkincisi tutmadı. Yani şimdi puan alıcı darbeleri yakalayalım. Burada eldiven üstünde kalıyor. Şimdi rakibi atakta. Evet bu darbeler pek puan alıcı darbeler değil. Devamlı gardlarda kalıyor. Evet. Üçüncü ve son raunta geldik. Marco Pique Surinam, Mesut Minaev İran. Üçüncü ve son round başlarken hakem araya girdi. Köşede evet köşeden bir madde var onu attılar dışarıya. Ve şimdi çok güzel Mesut'un ayağı bayağı yukarı kalktı. Sağ sol darbeler vuruyor rakibine. Tekrar yine Mesut İranlı Surinamlı'dan cevap geliyor. Hakem araya girdi. Artık bu roundda ikisi de esaslı dövüşmek zorundalar. Ve yine Surinamlı'nın sağ sol darbesi var. Mesut kendini koruyor. İranlı koltuk altına sıkıştı kaldı orada. Bu arada Hasan Urlu benim yorumcularımdan birisi. Şu anda o da yanımda. Hasan Urlu nasıl görüyorsun şu ana kadar? Üçüncü raundun ortalarına yaklaşıyoruz. Evet Marco Pique bir dünya yıldızı. Ama rakibi de son dönemlerin en önemli adamı tabii.
dinamit tabiriyle kullanacağım sporcusu. Birbirlerini bakın kıyasıya çok sert bir şekilde vuruyorlar kırmak için. Ama kaliteli sporcu oldukları için pek de yani yumruk yani, değil de devamlı ayaklarla işte işi bitirmek da, istiyorlar. Şu anda sinir savaşı başladı. Çekiniyorlar. Birbirlerinden çekinmeye başladılar. Onu ben açık gördüm. Açık dövüşmüyor. Risk yapmıyorlar. Evet. Risk yapmıyor. O bakımdan devamlı tekmeler. Evet. Bakın işte Mesut devamlı. Sağ sol. Şimdi Surinamlı geliyor. Evet. Yani yumruğu vazgeçtiler. Yumruğu bıraktılar. Sadece tekmelerle işi bitirmek istiyorlar. Ama Mesut biraz önde. Yine yukarıya kadar çıkan tekmeler. Tekmeler de tam isabet değil. Devamlı tekmeler de gardlarda kalıyor Hasan Uğurlu. Doğru. Evet sevgili seyirciler. Üçüncü ve son rounddayız. Bakın aynı hareketi ters olarak birbirlerine yapıyorlar. Birisi sağ tekme atıyorsa ötekisi sol atıyor. Yine ıska geçen bir tekme Mesut'tan geldi İranlı. Surinamlı üstüne gidiyor. Nihayet bir karaciğer yoklaması gördük. İkinci yine Surinamlı'dan geldi. Tutamadı. Mesut yine ayak darbesiyle sağ sol vuruyor. Biraz sarstı. Surinamlı'yı sarstı. Evet. Yine hakem Gazi Mızrak ortada. Mesut'tan bir darbe. Mesut solsa içeriye giremiyor ama sarılmalar devamlı zamanı oynuyor. Bu arada küt sesler geliyor. Ben de biraz önce neredeyse 3. round'un sonu mu acaba anons ediliyor diye. Yani gong çalarak. Çünkü daha zaman var. Bakın her taraf öyle bir küt sesler geliyor. Bazen Hasan Uğurlu kickboksçular yanılıyorlar. Maç bitti zannediyorlar. Arkasını dönüyor mesela birisi. Öteki uyanık davranıyor. Darbeyi vuruyor. Böyle şeyler çok yaşadık. Evet. 3. round'un daha bitimine var değerli seyirciler. Gerçek 10 saniye gongu çalmadı. Uyarı gongu çalmadı. Evet işte şu anda son 10 saniye sesi geldi. Mesut rakibinin üstüne gidiyor. O tekmeyi bir tutturabilseydi Mesut değil ama Surinamlı bizim tepemize inmişti Hasan Uğurlu. Evet değerli seyirciler. Hasan Uğurlu özel statüdeki o spor federasyon başkanı 8 yılda Muay Thai bölge başkanlığı yaptı. Bu de o sport yani orijinal Persian sistem veya Perslere ait savaş sanatı evet, değil savaş mi? Savaş sanatı. Yani 68 ülkede resmen yapılıyormuş bu, şu enteresan. 68 ülkede ama hızlı bir şekilde tirajı yükselmekte. Özellikle Asya ülkelerinde çok revaç evet. Gören bir spor. 3 kıtada şu anda yapılmakta. Ülkemizde de son... Sen hem anlat hem de ağır çekimde evet. Değerli seyircilerimiz seyretsin. Bu benim ilgimi çekti bu Pers. Evet. Yani Pers dedim. İran savaş sanatları. Onlar da çok savaşçı bir millet bizim evet. Gibi evet. Geçmişi. Askeri disiplin daha sonra yarışılır bir şekle sokuldu. Günümüze kadar gelerek modern bir halini aldı. Modern güreşte kontak sporlarının birleşimi ve içerisinde birçok branşı barındıran mükemmel bir dövüş sanatı. Nasip olursa biz bu konu gerekli resmi girişimlerimizi bakanlığımıza müracaatlarımızı yapıyoruz. Çünkü 7'den 70'e evet şimdi evet. Hasan Uğurlu lafını kesiyorum çünkü galibiyet evet doğru. Kim galip ilan ediliyor. Çok önemli bir durum bu. Kırmızı köşede evet. Evet. İranlı Mesut Minae maçı kazanıyor. Karar doğru değil mi? Kesinlikle doğru. Hakemlerin normalde zorlanacağı bir maçtı ama evet. Tabii ki birisi yenecek. O da hakemlerin kararı. İranlı'dan yana oldu. Yalnız bizim Kickbox Federasyonu'nun hakemleri profesyonelde çok başarılı olmaya başladılar. Kesinlikle. Kutluyorum kendilerini. Bu arada... Ve değerli seyirciler bir reklam aramız var. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. İstanbul